İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın ünlü evlatları, yeni Ermeni notalarının kurucusu Hampartsum Limonçyan. Stepanakert'in Tumanyan Caddesi üzerinde yeni yapılan apartmanların iç dekorasyon işlemleri gerçekleşiyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan'daki daimi temsilciliğinde Ruhani Letarjiden Uyanış başlıklı seminer. Batı Ermenistan'ın tarihi yerlerini tanıyalım. Talas. Levon Hayriyan, Azerbaycan ile barış antlaşması imzalanmamalıdır. Batı Ermenistan'ın Van'da yöresel ürünler fuarı açılıyor. Batı Ermenistan Televizyonu ve Western Armenia TV'yi destekleyelim. Ermeni besteci Hampartsum Limonçyan 1768'de Konstantinopolis'te doğdu. Müzikolog Limonçyan yeni Ermenice notaların kurucusudur. Ayrıca Notacı Baba Hampartsum adıyla da anılmaktadır. Hampartsum Limonçyan, papazların zevksiz performanslarıyla ulusal ruhani şarkılarının, özellikle ağır namelerin bozulmaya ve yabancı etkilere maruz kaldığını görür ve bundan kaçınmak gerektiğini anlar. Limonçyan, mevcut durumdan çıkmanın bir yolunun kaybolan notalar yerine yeni bir Ermeni nota sisteminin yaratılması olduğunu düşünüyor. Avrupa notasını takip ederek Ermeni notasının oluşturulmasını üstleniyor. 1813'te dünya Limonçyan notasını tanıdı. 19. yüzyıldan itibaren Badarak, Şaraknot, Jamagirk eserleri bu notalarla yazıldı ve 20. yüzyılın başından itibaren diğer halk ve ozan gusan koleksiyonları ulusal vatansever ve sivil şarkılarının yanı sıra enstrümantal müzik koleksiyonları da bir araya getirildi. Limonçyan'ın nota sistemi özellikle ortaçağ müziği çalışırken pratik önemini hala koruyor. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı Sözcüsü Marta Danielyan tarafından ifade edildiğine göre, başkent Stepanakert'in Tumanyan Caddesi üzerinde inşa edilen yeni konut apartmanlarında iç dekorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sözcü Marta Danielyan, Tumanyan Caddesi'ndeki eski süt fabrikasının arazisi üzerine inşa edilen konut binasında 90'ı 2 odalı, 18'i 3 odalı 108 daire bulunuyor. Aynı cadde üzerinde eski inşaat malzemeleri fabrikasının bulunduğu arazide inşa edilen apartmanda 31'i 2, 94'ü 3 ve 28'i 4 oda olmak üzere 153 daire yer alıyor. Apartmanlar Hayastan adlı tüm Ermeni fonu finansmanı ile Karavan ve Canşin adlı şirketler tarafından inşa ediliyor dedi. Artsakh Cumhuriyeti İskan Komitesi'nin bildirdiğine göre şehit düşen özgürlük savaşçılarının ailelerine, çok sayıda çocuklu ailelere ve aynı zamanda Şuşi ve Hadrut şehirlerinden göç ettirilen diğer hak sahiplerine şimdiden daireler sağlanmış durumda. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Armen Haçadıryan, Batı Ermenistan'ın Yerevan'daki daimi temsilciliğinde çok sayıda vatandaşla bir araya geldi ve bu çerçevede Ruhani Letarjiden Uyanış konulu bir seminer düzenledi. Seminerin amaçları, kaygıyı azaltmak, yardım istemeyi öğrenmek ve hayır diyebilmek, kişiler arası ilişkiler, geçmişin prangalarından kurtulmak, benlik saygısını geliştirmek, özgüven kazanmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, bizim için geçerli olan genel kanunlar hakkında bilgi edinmek. Batı Ermenistan'daki Gesarya'nın 2000 yıllık yerleşim yeri Talas, kiliseleri, camileri, konakları, hanları ve taş evleriyle farklı kültürleri bir arada yaşatıyor. Tarihte birçok medeniyet ve farklı kültürün ortak buluşma noktası olan Talas, geçmişin izlerini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor ve ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor. Günümüzde ise dar sokakları, yüksek duvarlı taş evleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği canlı bir sosyal yaşama sahip. Sevgili yurttaşlar, eğer siz de tarihi vatanımızı ziyaret edip güzel yerlerini yakından tanımak istiyorsanız, Talas ilçesi tam aradığınız yer. Hadrut Uğrunda adlı sivil toplum kuruluşu başkanı Levon Hayriyan, yerinden edilmiş arsa halkının protesto eylemi sırasında gazetecilere yaptığı konuşmada, "Arsaha dönüş bizim için önemsiz bir şey değil, ana hedef Ermenistan Cumhuriyeti'nin geleceğidir" ifadesinde bulundu.
Levon Hayriyan, Azerbaycan ile olası bir barış antlaşmasının imzalanmasına atıfta bulunarak şöyle konuştu. Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti ne istediğini, nasıl bir barış anlaşması imzaladığını bilmiyor. Azerbaycan'a savaş ilan etmediyseniz ve Azerbaycan size savaş ilan etmediyse bu nasıl bir barış anlaşmasıdır? O sözleşme, sözleşme olmadığı için imzalanmamalıdır. Aynı kapitülasyonun devamıdır. Şuşi deklarasyonuna gelince, Şuşi deklarasyonunun bizim için olmadığını ve olmaması gerektiğini ilan etmeliyiz. Aynı şeyi 9 Kasım anlaşması için de duyurmalıyız, dedi. Artsakh'tan sınır dışı edilen sakinlerin başka bir çıkış yolu görmedikleri için nihayet kendilerine mülteci statüsü verilmesini talep eden bir protesto eylemi düzenlediklerini belirtelim. Yöresel ürünler ve hediyelik eşya fuarı Batı Ermenistan'daki Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25 Şubat 6 Mart tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak. 81 ilçeden 100'den fazla firmanın stand açacağı fuarda başka illerden getirilen farklı lezzetler, Vanlılarla buluşacak, çocuklar için etkinlikler olacak. Tahminen 50 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Organizatörlere göre keyifli ve güzel bir fuar olacak. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV, ülkemizde ve yurt dışında gerçekleşen siyasi, sosyal ve kültürel olaylar hakkında sizi bilgilendirmeye devam ediyor, binlerce yıllık tarihimizin zengin kültürünü yorumluyor ve düzenli olarak sizlere sunuyor. Ve Sten Armenia TV ve web sitemiz olmadan Batı Ermenistan hakkında bu kadar zengin bilgiyi başka nereden edinebilirsiniz? Öyleyse Batı Ermenistan'ın Western Armenia TV'nin kalıcı yayını ve uzun ömürlü olmasını birlikte sağlayalım. Bunun için desteğinize ve hepimizin birliğine ihtiyacımız var. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size solist Raisa Mıgırdıçyan ve kemanda Garo Hayrabetyan tarafından seslendirilen Ermeni müziği Şuşi adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.